13 Eylül, 19 Eylül değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Instagram sayfamda günlük 2 günde bir Türkiye Dünya gündemi yapıyorum. Takip edebilirsiniz. Bu ara işinizi, adınızı, kendi alanınızı, kendi ağınızı oluşturacağınız, kafanızda planladığınız oluşumlar var. Bunlarla ilgili kararlarda doğru adım attığınızda gerçekten iş alanınız, yapmış olduğunuz işte kendinizi çok iyi ispatlayacaksınız. Yeni organizasyon işlere katılacaksınız. İdeal duruşunuz ve zamanlarınız ve akıl ve zihin kıvraklığınızla kendinizi çok aktif ve çok canlı bir durumda karşı tarafın enerjisiyle birlikte bütünleşip olayları hızlandırıp kendinizi ispatlayacağınız dönemdesiniz. Eğer ki bir hata yaptırmadığınız takdirde de konumunuzda değişiklik, hak ettiğiniz başarının da en iyi noktasını alacaksın. Akıl ve zihin, akıl ve mantık aynı anda hareket edecek. O yüzden yönetici, kendi işiniz ya da büyük bir kurumsaldaysanız hak ettiğiniz başlangıçların zaferine doğru ilerliyorsunuz ve bu güzel bir enerji sizin motivasyonunuza ve yeni arabanızın hayrını getirecek. Hayal ettiğiniz anahtarı da almak için start vereceksiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Eğer eğitim konusuyla ilgili hata yaptım, ben farklı bir eğitim almak istiyorum diyorsanız, evet, üniversitede okuyan özellikle belli bir süre sonra bölümünüzü değiştireceksiniz. Ve bu kafanızda ben bu meslekte mutlu değilim ve benim mutlu olacağım alan burası diyeceğiniz ve doğru karar vereceksiniz. Lütfen mutsuz olduğunuz eğitimi yapmayın. Kafanızdaki düşündüğünüz eğitime geçişinizi yapın. Bu da sizi gayet onurlandıracak. Bu ara en çok fikirleriniz ve iş ortamındaki gruplaşma, projeler, olumluluklar, takdir toplayacak gerçekten yöneticiniz, patronunuz ama ilginç fikirlerle yeni içeriklik, yeni işler, yeni büyük kazançlar elde edeceksiniz. Bu fikirlerin altyapısını kendi markanız ya da kendi kafanızda kendine de küçük bir blok açsanız, bu kendinizi daha iyi ispatlayacağınız bir an iki iş ekstradan YouTube kanalı açabilirsiniz. Kafanızdaki projelere bir sayfa oluşturup internet sitesi açıp bunları hayata geçirirseniz kendi markanızda daha büyük yürüyüşler, daha büyük planlarda olacaksınız ve isminiz yürüyecek. Bu ara parfümeriye merak salan ya da deterjan üretimi yapıyor olabilirsiniz. Parfüm üretimi yapıyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili yenilikler düşünceniz olabilir. Mutlaka yapın. Bu kolonya fabrikanız bile olabilir. Ne bileyim, ya da kolonya satıyor olabilirsiniz. Fark etmiyor. Küçük bir yeriniz olabilir. Sizin işlerinizde çok yoğun bir tempo olacak ve çok büyük kazançlar elde edeceksiniz. Paralarınız da hızlı hızlı ve seri şekilde geliyor, gözüküyor. Ve bitirmek, kapatmak istediğiniz krediniz ve elden çıkartmak istediğiniz bir olayınız var. Bu kredinizi Ekim sonuna ya da Kasım ortasına kadar çözmüş olacaksınız bu tempoya göre. Ve kendinizi de işinizde çok iyi ispatlayacaksınız. Devlet kurumunuza girmek istiyorsanız şu an için imkansız. Özel bir hastaneye girmek istiyorsanız imkanlı. Özel bir okula geçmek istiyorsanız imkanlı. Özel bir alanda çalışma ama devletle ilgili beklentiniz varsa şu an imkansız. Boşuna mücadele vermeyin. Başka işler üzerinde konsantre olmanız daha doğru fikir. Eğer diş teknisyeniseniz, sağlık sektöründe diş üzerineseniz kendi muayenenizi açmak istiyorsunuz. Ya da diyetisyen ya da psikologsanız yapın. Kendi markanız çok güzel başarı elde edecek diyorum. Değerli ev hanımları. Bu ara en çok kendi içinizde böyle bir uyuyayım, hiç uyanmayayım, kimse konuşmasın, üstüme gelmesin modunuz var. Bu mod bu hafta sonuna kadar devam edecek. O bir hafta daha enerjisini ve yüksek olacak. Yalnız çocuklarınızın eğitimiyle ilgili zorlanabilir. Onların masraflarını okul taksi ya da okul ödemeleriyle ilgili endişeleriniz olabilir. Bunlarla ilgili destek almak istediğiniz, fikir almak istediğiniz insanlarınız var. Özellikle dul hanımlara sesleniyorum. Bu çocuklarınızın eğitimiyle ilgili ödemeleri bir şekilde hallolacak ve çocuklarınızın enerjisi gayet rahata erecek. Boşuna depresyona girme, evini, işini toparla, işine organizasyonunu yap, işine dön. Her şey çözümlenecek diyorum. Evde oturan ev hanımları, eşli olan ev hanımlarına sesleniyorum. Eşinizin ailesinde bir sağlık probleminden dolayı eşiniz o tarafta çok yoğun bir ilgilenme temposu olacağı için biraz alınabilirsiniz. Ama orada bir ciddi bir sağlık problemi var. Lütfen üstüne gitmeyin. Gereksiz kapris yapmayın. Sağlık her şeyden daha önemli. Ailenize ait bir ev konusuyla ilgili tapu problemi yaşanacak. Amcanız ya da
teyzeniz ya da dayınızdan kaynaklı, özellikle erkek dayı ya da amcadan kaynaklı hakkınız gasp edilecek ve haksızlığa uğrayacaksınız. Bunu hazırlayın. Özellikle bu Karadeniz bölgesi olabilir. Doğu Anadolu bölgesi olabilir. Yani bu bölgedeki yerlerle alakalı sıkıntılar söz konusu olacak. Yurt dışı ile ilgili bir araştırdınız, küçük bir ev alayım, çocuklarımın hakları olsun diyorsanız bunun için bir 7 ay gibi bir zaman var. Evet, araştırın, doğru noktayı bulacaksınız ve bu güzel bir oluşum sağlanacak diyorum. Aşk bekleyen kovalar, sevgilinizin itiraf edeceği, iş çevrenizde ya da beğendiğiniz çocuğun size itiraf ettiği ya da siz ona itiraf edeceksiniz ve bu sizi motivasyonlu olarak böyle heyecanlandıracak, ama konuştuk ve biraz diyalog olduktan sonra yollar ayrılacak. Çünkü hayal ettiğiniz insan o değilmiş. Siz buna karar vereceksiniz. Geri gelmesini beklediğiniz biri varsa, evet, ufak tefek gelse de o tarafın adımları sanki farklı bir kafada geliyor. Yine aynı başa döneceksiniz. Hiç gelmese daha iyi olur. Sevgilinizden evlilik teklifi bekliyorsanız biraz daha vakit var. Onun iş ve parasal evresini düzeltmeye ihtiyacı var. Platonik birini seviyorsan artık platonik olmayan birinin sana duygusallığı var. Etrafına bak ve bu kişi doğru bir insan, gözünü aç diyorum. Bu ara özellikle botoks dönemi olan bazı kova burçları var. Kaşım geldi, gözüm geldi, boynum geldi diyorsanız ya da tırnak bakımı merakınız olabilir. Bu ara böyle bir kendinizi baştan aşağı güzellik merkezi içerisinde oluşturacaksınız. Bu da enerjinizi rahatlatacak. Çünkü rahatsız olduğunuz bir cilt enerjiniz var. Özellikle burun operasyonu yaptırmak ve geniz etiyle ilgili sıkıntı yaşayan kovalarda burunla ilgili küçük bir operasyon söz konusu olacak. Hafta sonu çok keyifli ve güzel geçireceksiniz. Hatta uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla bir vakit evreniz var ve çocuğunuzla ilgili planladığınız bir çocuğunuzu bir spora yazdırmak istiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili de bu hafta sonu bunu çözmüş olacaksınız. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.